Merhaba kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İslam nedir sorusunun cevabını aramaya çalışacağız. İslam nedir sorusunun cevaplayabilmemiz için önce iman nedir sorusuna bir cevap vermemiz gerekiyor. İman nedir? İmanın ne olduğunu ifade ettik, anlattık. Bir önceki dersimizde iman tasdikti ve ikrardı ve kabuldü, izandı. Tam bir kalp itminanıyla insanın inandığı değerleri kabul etmesi, ona inandığı değerlere iman etmesi idi. İşte imanın bu anlamının yanında İslam'da da bir kabul var, bir teslimiyet var. Fakat İslam'daki teslimiyet biraz daha hususi bir teslimiyet ifade ediyor. Evet, İslam'da kelimenin anlamında olan mana, temel anlam insanın boyun eğmesi, insanın kabul etmesi demek. İnsan kalbiyle kabul ettiği zaman mümin oluyor zaten. Peki İslam ne? İslam insanın cevarihiyle, yani azalarıyla, gözü, kulağı, eliyle ve bu eline, gözüne taalluk eden ahkamı kabul etmesi. Mesela namaz kılmayı kabul etmesi, zekat vermeyi kabul etmesi. Yani amellerinde, davranışlarında kabul ettiğini gösteren işaretlerin olması ve bunları davranışlarına yansıtması. Yani İslam biraz daha bu manasıyla hususi olmuş oluyor. İman hepsini, yani hem insanın davranışlarındaki kabulü, yani zekatı vermek, namazı kılmak ve bunlara inanmak da imanın içinde, ama inanmak imanın içinde, yapmak zorunlu olarak imanın içinde değil, yapmak İslam'ın içinde. Böyle bir fark ortaya çıkmış oluyor. Yani İslam inanmanın daha özel bir durumu, bazen insan inanmış da görünebilir. İşte bunu Kur'an-ı Kerim ifade etmek için قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا buyurmuş Cenab-ı Hak. Yani Araplar, Bedeviler dediler, geldiler Peygamber Efendimiz'e, dediler ki biz iman ettik. Hayır, siz iman etmediniz diyor Allah Teala. Sen onlara, Peygamber Efendimiz'e hitaben de ki siz yalnızca teslim oldunuz. Yani siz fiilen İslam'ın, Müslümanlığın hakim olduğunu, güçlü olduğunu fark ettiniz ve Müslümanlığa teslim olmak sizin menfaatiniz olduğunu, sizin için faydalı olduğunu fark ettiniz ve itaat ettiniz. Ama henüz daha kalbinize iman girmedi. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ İman henüz daha sizin kalbinize zira girmedi, yerleşmedi. Demek ki dışarıdan içeriye doğru böyle adeta bir sızıntı gibi, dıştan içeriye doğru sızan bir şey. Bazen bir anda insanın kalbinde iman nuru yanabilir ama her zaman olmaz bu. Onun için çoğunlukla insan bazen böyle dışarıdaki ön kabuller, bazı meseleleri aşması, İslam'la alakalı bazı zihne takılan sorulara cevapları bulmasından sonra kalbine tam bir itminan hasıl olur. İşte biz ona iman diyoruz. Bu manada iman daha genel, İslam daha özel bir manayı ifade ediyor. Fakat az önce ifade ettiğim gibi İslam farklı manalara da geliyor. Mesela İslam'ın anlamlarından birisi, yine Kur'an-ı Kerim'de geçen anlamlarından birisi, iman etmek, yani teslim olmak, boyun eğmek anlamına geldiği gibi gerçekten kalben de tasdik etmek, kalben de iman etmek anlamına geliyor. Nitekim Hz. Lut Aleyhisselam'ın kavmine o kavmi helak etmek için gönderilen melekler şöyle anlatırlar. Derler ki فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Hem mümin kelimesi hem Müslüman kelimesi kullanılıyor bu ifadede. Melekler derler ki biz o kavme gittik. Biz o kavimde mümin olan herkesi kurtarmayı diledik. Yani o diğerlerini helak edeceğiz ama yalnızca mümin olanları kurtaracağız. Mümin olanları aradık hemen peşine ve fema vecedna fiha gayre beytin minel müslimin. Müslümanlardan yalnızca bir ev bulabildik. Bir tek ev halkı, yani Hazreti Lut Aleyhisselam'ın halkı, yani ev halkı, hane halkı inanmıştı. Onun dışındakiler inanmamıştı. Hazreti Lut'un da hanımı inanmamıştı. İşte bu ayet-i kerimede müminin ve müslimin ifadelerinin aynı grubu ifade etmek için, yani Hazreti Lut'u ve Hazreti Lut'un
ailesini ifade etmek için kullanılmış olması her iki kelimenin yani mümin ve Müslüman kelimelerinin eş anlamlı olduğunu gösterir. Terim olarak eş anlamlıdır manası çıkartır buradan Hanefiler ve derler ki bu Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavmine meleklerin gönderilip meleklerin onlar hakkındaki nitelemesini Allah Teala bize aktarıyor. Meleklerin verdiği bilgi hakikate mutabıktır. Asla yanlış olmaz. Onun için buradaki ifade hakikati halde müminle Müslüman arasında farkın olmadığını gösterir. İkisi aynı şeydir manasını buradan çıkartırlar. Tabi bu iki kelime arasında öyle bir yakınlık, irtibat, kök itibariyle de, mana itibariyle de bir yakınlık var. Dil açısından farklı ama ıstılahta birbirine yakın anlamlar ifade ediyor. İslam kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki manalarından birisi de din. Yani din anlamında kullanılmış İslam. İnne dine indallahil İslam ifadesinde olduğu gibi yani İslam dindir. Allah katındaki dinin adı İslam'dır. Bütün dinler İslam yani mana itibariyle, kelime manası itibariyle tek hakikati ifade eden, Allah'a itaati, Allah'a bağlılığı ifade eden anlamında İslam'dır diye din anlamında kullanılmış. Demek ki İslam kelimesinin üç tane manası var. Bir, inkiyat etmek, boyun eğmek anlamına geliyor bu. Kalbi tasdik olmasa bile bu tür boyun eğmeler de bu tür boyun eğmeler için, her tür boyun eğme için İslam kelimesi kullanılabilir. Bu sılahi anlamı değil, bu terim anlamı, dildeki anlamı. İkinci manası iman etmek anlamında kullanılıyor. İmanla eş anlamlı Müslüman ve mümin anlamında aynı anlamda eş anlamlı olarak Müslüman ve mümin için kullanılmış. Bir de din anlamında kullanılıyor. Üç tane temel manası olduğunu İslam kelimesinin böylece öğrenmiş oluyoruz. Evet, İslam kelimesiyle ilgili İmam Ebu Hanife Hazretleri şöyle der. Vel İslam huve teslim vel inkiyat li evamirillahi teala. Allah'ın emirlerine teslim ve inkiyadı ifade eder. Yani boyun eğmeyi ve teslim olmayı ifade eder. Bu birinci manasıdır. Bu manada insanın tasdik etmeden de Müslüman olması mümkündür. Emrini tuttum, emrini kabul ettim manasında. Femin tarikül luga, yani dilde kullanımı açısından bakıldığı zaman farkun beynel iman vel İslam. Yani imanla İslam arasında fark vardır. İman ve İslam farklı kelimelerdir ve farklı manalar ifade eder. Velakinne la yekunu imanun bila İslam ve la İslamun bila iman fehüma kezzahri me'al batnı der. Fakat imansız İslam olmaz, İslamsız iman olmaz. Zahirle batın gibidir. Yani göğüsle sırt gibidir. Ya da herhangi bir şeyin, diyelim ki bir kalem var. Kalemin bir diyelim ki önü var, bir de arkası var. Yani fiziki bir mekan tutabilmesi için bir nesnenin bir ön yüzü, bir arka yüzü olması gerekiyor. Arka yüzü ve ön yüzü olmadan herhangi bir cisim olamaz. Yani her cismin muhakkak fiziki bir varlığı varsa hem ön yüzü hem arka yüzü olmalı. İşte aynı nesnelerin ön arka yüzleri gibidir. Ya da içi dışı, iç ve dış yönü itibariyle bir şeyin bütününü ifade etmek içindir. İmansız İslam, İslamsız iman olmaz. Netice itibariyle ikisi de mümin dediğimiz zaman, Müslümanı Müslüman dediğimiz zaman mümin manasını kastederiz diye ifade ediyor Ebu Hanife Hazretleri. Bu görüş hem Mutezile'nin bir kısmının hem Ehli Hadis'in hem de Hanefilerin çoğunluğunun görüşüdür. Yani imanla İslam'ın arasında fark olmadığı görüşü. Ama İmam Eşari Hazretleri farklı bir görüş, farklı bir mütalaa beyan ediyor. İmam Eşari'ye göre İmanla İslam farklıdır. Delil de az önce okuduğumuz Hucurat suresindeki ayet-i kerimedir. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكَمْ قُولَ اِسْلَمْنَا Bedevilere hitaben Allah Teala siz iman etmediniz. Fakat siz biz teslim olduk deyin ayet-i kerimesindeki kullanımı arada bir farkın olduğuna delil olarak kabul edin. Tabii bu konuda yine çağımızın en önemli kelamcılarından birisi olan Bediüzzaman Hazretleri'nin bir yaklaşımı var. Çok güzel bir yaklaşım koyuyor. Eş'ari olduğu için Eş'arilerin mütalaasını dikkate alıyor. Fark yoktur demiş bazı alimler ama diyor şöyle bir fark olabilir, şöyle bir fark vardır diye kendi görüşünü ifade ediyor. Diyor ki iman izandır yani kabul etme, kalben kabul etme. Tasdik etme, boyun eğmedir. Ama diyor, İslam'sa tarafkirliktir diyor. İltizamdır, yani tarafkirliktir. Bir mesela diyelim ki bir adam düşünelim.
Bu adam diyor ki evet, yani ben bir dine inanacaksam İslam'a inanırım. İslam daha güzel bir din. İslam'ın kuralları daha güzel kurallar. Ben İslam'ın taraftarıyım. İslam'a taraf girim ama kalbimde iman yok diyor. Böyle bir şey İslam'ın güçlü olduğu zamanlarda, Müslüman olmanın bir mana ifade ettiği zamanlarda böyle bir durum olabilir ama Müslümanlığın yani riskli olduğu, Müslüman olmanın biraz böyle bedelinin ağır olduğu zamanlarda böyle bir şey çok olmaz. İşte cahiliye döneminde, Peygamber Efendimiz döneminde Müslümanlar maddi açıdan, siyasi açıdan güçlü bir konuma geldiği zaman içeride bir münafık grup oluşmuş. Aynı şey mesela diyelim ki siyasi iktidarı Müslüman bir grup ele geçirince o siyasi iktidarın nimetlerinden istifade etmek için bir kısım insanlar kalplerinde iman olmadığı halde mümin görünme ya da Müslüman görünmeyi tercih etme, Müslümanlığı savunmaya başlayabilir. İşte Müslümanlığı savunması bu inançsız insanların iltizamıdır. Yani Müslümandır ama mümin değildir. Yani Müslümanlığa inanıyor, savunuyor, propagandasını yapıyor ama mümin değil. İnançsız ama Müslümanlık propagandası yapıyor. İşte bu bazen nifak şeklinde saadet aslında olduğu gibi olabilir. Bazen de çağımızda açık bir şekilde nimetlerden politik açıdan istifade etme, ekonomik açıdan bir takım menfaatler elde etmek için halkı kandırma ya da insanları kandırma ya da mensup olduğu partinin genel fikirlerini ifade etmek için insanlar mümin olmadıkları halde biz Müslümanız, Müslümanlığa taraftarız diyebilir. Müslümanlığa taraftarmış gibi konuşabilir. İşte bu Müslüman ama mümin değil. Bazen de mümin ama Müslüman olmayabilir. Yani evet inanıyor fakat amel yok. Yani bu da ayrı bir durum. İki farklı durumla karşı karşıyayız. Peki İmam Eşa'nın böyle mütalaası var. Fark olduğu şekilde. Bediüzzaman Hazretleri de bu mütalaya bir yorum getirmiş oluyor. Bir bakış açısı, bir perspektif getirmiş oluyor. Fakat Bediüzzaman Hazretleri sonuçta diyor ki insanın aynı İmam-ı Azam'ın dediği gibi imansız İslam'ın, İslamsız imanın insanı kurtarmayacağını söylüyor. Yani bir insan Müslüman olduğunu iddia etse fakat kalbinde iman olmasa kurtulamaz. Aynı şekilde bir insan mümin olduğunu ilan etse, yani Allah'ı tasdik ettiğini, inandığını kabul etse fakat Allah'ın gönderdiği vahiyleri ve Allah'ın gönderdiği vahideki bilgileri, Allah'ın peygamberini, Allah'ın işte bildirdiği ahirete iman esasını, kadere iman esasını, işte ve ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğine dair açık, kesin, kati nasları kabul etmese, bu insan da Müslümanlığı kabul etmediği için mümin olmuş olmaz diyor Bediüzzaman Hazretleri. İmam-ı Azam da aynı şeyi söylüyor. Yani aslında eşarilikle maturidik şu konuda ittifak ediyor. Onda hiçbir kuşku yok. Yani Müslüman mümin olmalı kurtuluşa ermek için. Mümin de Müslüman olmalı. İkisi birlikte olmalı ki kurtuluş mümkün olsun. Bu manada ikisi eşitlenmiş oluyor aslında ama hayata tezahürlerin, hayata yansıması, farklı tezahürleri olması itibariyle aralarında bir takım farklar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunların yanında bazı sufiler demişler ki iman nedir? İman İslam'ın tasdikidir. Yani az önce ifade ettiğimiz gibi iman nedir? İslam'ın kelime-i şehadeteyni getirmektir. İşte namazı kabuldür, zekatı kabuldür. Bunları tasdik etmek imandır demiş bazı ehli hak sufiler. Peki İslam nedir o zaman? İslam da imanın tahkikidir. Yani imanın tahkike ermesi, hakiki imana vasıl olma da nedir? İslam'dır. Çünkü amellerle insanlar gerçekten inandıkları şeyleri hayatlarına hayat kılmış olurlar. Bu da imanın tahkiki manasına ifade eder demişler. İmam Maturidi Hazretleri'nin şöyle bir mütalaası var. Kur'an-ı Kerim'deki terim anlamlarının dışında bir anlam bu. Kelamcıların yaklaşımının dışında tamamen farklı, kendine mahsus bir yorumu var. Kur'an-ı Kerim'deki iman ve İslam lafızlarının kullanılmasından hareketle şöyle bir yorum getiriyor. Bu yorum da enteresan. Hatta külliyat sahibi Kefevi bu yorumu beğenir. Yani işin doğrusu en güzeli de bu yorumdur der. Yorum şu. İmam Maturidi Hazretleri diyor ki İslam nedir? İslam bir insanın evet bir tanrı vardır. Kainatı yaratmıştır. Kainatın yaratıcısı yüce bir yaratıcı vardır deyip inanması aklen bu İslam'dır. Fakat
bir insanın, kainatı yaratan bir ilah vardır, tanrı vardır ve ben ona ibadet etmeliyim. Uluhiyetini de tasdik ederek. Yani yaratıcının uluhiyetini de tasdik ederek. Ben ona ibadet etmeliyim. İbadete layık bir yaratıcı tanrı vardır. Haliki kainat vardır diye inanması. İnsanların şirk koşmadan bir tanrı fikrine, tek tanrı fikrine inanması Müslüman olmak, İslam olmaktır. Bir insanın yaratıcı bir Allah var, ilah odur, yalnızca ona kulluk yapılır diye inanması ve yaratıcılığına inanması, kainatın yaratıcısı olduğuna Allah Teala'nın inanması, bu da imandır der. Peki bir de marifet var, irfan var. Ha, irfan ve marifet de yaratılan, yaratıcı Tanrı'nın bütün sıfatlarını bilerek, Rezzak, Kerim, Şafi olduğunu bilerek ve onların hayatımıza tesir ettiğini, etkilediğini bilerek o yaratıcıya inanmaktır der. Üç farklı kademe. İman bir başlangıç, İslam bir başlangıç, iman orta kademe, irfan ve marifet de işin zirvesidir. Yani neticede insan yaratıcıyı bütün sıfatlarıyla, bize bildirdiği bütün sıfatlarıyla bilir. O şekilde ona inanırsa aslında ona tam tanımış, marifete ermiş anlamına gelir diyor. Bu da bir yorum. Bir başka açıdan belki biraz tasavvufi bir perspektifle hayata nasıl yansıdığını, İslam'ın, imanın, marifetin insanın hayatını nasıl şekillendirdiğini anlam açısından bizim için bir rehber olabilecek bir yorum. Tabii bunun yanında bir de din kelimesi var. Din kelimesi de ve dinu ismun vakiun alel imani vel islami ve şerai külliha demiş İmam Ebu Hanife Hazretleri. Din nedir peki? Din bir isimdir. Bu isim hem iman için hem İslam için hem de bütün şer'i ahkam için ve geçmiş şeriatlar için kullanılmıştır. Yani din kelimesi iman anlamında kullanılır, İslam anlamında kullanılır. Geçmiş farklı şeriatlar, dinler anlamında kullanılır demiş. Bunu bazı yorumcular, fıkıh ekber yorumcuları bazen İslam anlamına gelir, bazen iman anlamına gelir. Bazı yerlerde de dini bazı metinlerde de Kur'an ve hadiste bazı ifadelerde de işte geçmiş dinler anlamına gelir şeklinde yorumlamışlar. Aliülkarim buna karşı çıkar ve der ki hayır böyle değil. Bu kelimenin İman, İslam ve şer'i ahkamı beraber ifade eden bir manası vardır. Bu kelime yani din kelimesi hem imanı içerir, hem İslam'ı içerir, hem hukuku, İslam hukukunu ihtiva eder, içerir diye ifade etmiş. Peki din nedir? Kelamcılar din nasıl tarif etmişler? Din Allah Teala'nın indirdiği bir hükümdür. Vad'un ilahiyyun yesukun nase bi iradetihimil mahmude ilel hayr fil acil fid dünya ve ile salah fid dünya ve ilel hayr fil ahiret. İnsanın dünyada kendi iradesiyle insanın maslahata, hayra, ahirette de hayra ve kurtuluşa ermesini sağlayan ilahi hükümlerdir diye ifade eder. Dinin din olması vahiy ile bildirilmiş olmasına bağlanmış. Vahiy ile bildirilen hakikatler dindir. Evet, din kelimesinin anlamında boyun eğmek manası vardır. Fakat her boyun eğdiğimiz şey din değildir. Bazıları bu şekilde bir yorum yaparak aşırı bir yorumla boyun eğdiğimiz her şeyin, dünya ve her şeyin din anlamına geleceğini söylüyor. Bu asla doğru bir şey değil. Hem kelamdaki kullanımı itibariyle hem dini metinlerdeki kullanımı itibariyle bazı metinlerde lügat anlamında dildeki İslam kelimesinin kullanıldığı gibi kullanılabilir. Fakat terim anlamını esas almak gerekir. Terim anlamı da kelamcılar tarafından dini metinlerin bütününe bakılarak çıkartılmış, istinbat edilmiştir. Nedir o? İlahi bir kanunlar mecmuasıdır. Bunun içerisinde iman hakikatleri vardır, İslam hakikatleri vardır, hukuki
esaslar vardır. İnsanları dünyada işlerini düzenleyen ahlaki prensipler vardır. Bütün hepsine birden biz din deriz. Din insanların kendi kafalarına göre tanımlayabilecekleri, tarif edebilecekleri bir şey değildir. Din bir ideoloji değildir. Din yalnızca soyut bir ahlak metni değildir. Ya da gelenek, görenek değildir. Din imanı, İslam'ı, hukuku, ahlakı içeren ilahi kurallar, ilahi bildiriler bütünüdür diye ifade etmiş. Hoşçakalın, bir başka derste görüşmek dileğiyle.